Herkese merhaba. Bu videoda polinomial regresyondan biraz bahsedeceğiz. Uygulama yapacağız. Çok basit bir uygulama. Anlama kolaylığı açısından. Ama ondan önce biraz size hatırlayalım istiyorum. Biz bir önceki videoda ne yapmıştık? Şu an ben bunu teke indirdim. Çoklu lineer regresyonla alakalı bir şeyler yapmıştık. İki önceki video olması lazım sanırım. Neydi bu? Bunlar bizim geçmiş değerlerimiz değil mi? Bu dağılım grafiği. Şu şekilde göstereyim. Şu dağılım var ya, şunu kapattığım zaman çizgi çizilmeyecek. Şunu bir kapatayım. Tekrar geliyorum. Şimdi bu bizim dağılımımız, bu bizim geçmiş gerçek değerlerimiz. Yani mesela bir reklam demiş. Reklam veren firmanın reklam sayısı ve reklam sayısına oranla gelirinin artış grafiği bu şekilde dağılımı. Bir önceki ayın bu şekilde, yani şu anki ayın düşünün. Şu anki ayın bu şekilde. Böyle bir veri var elimizde. Veri seti var. Bizim amacımız gelecek ayın bu veri seti üzerinden tahmin üretmek. Bizim tahminimiz de bu oluyor. Yani bu çizgi, buralardaki tahmin değerleri bizim bir sonraki ayın tahmini oluyor. Böyle bir gelecek tahmini. Yani şuradan bu şekilde gösterirsem ya direkt x desem de olur aynen. Şu mavi x'ler var ya, bizim bir sonraki ayın tahmini oluyor işte. Şu hepsini beraber oranlıyor ve öyle bir tahmin üretiyor. Kırmızılar bizim geçmiş verilerimiz, bu ayın verileri. Mavi olanlar da bizim algoritmamıza göre gelecek ayın tahmini tahmini verileri. Tahmini y değerleri. Predictleri. Bu şekilde tahmin üretiyor. İşte bundan bahsettiğimde biraz polinomial regresyondan bahsedelim. Polinomial regresyon ne? Polinomial regresyonun analizini nasıl yapabiliriz? Dağılıma bakarız. Bir dağılım var. Burada. Bu dağılıma göre bunun polinomial mi yoksa lineer mi içerdiğine karar verebilirim. Mesela bu da polinomial içerebilirmiş. Yani bu daha lineere yakın bir şey değil çünkü. Şu an öylesine bir veri seti hazırladım. Yani bu da biraz daha polinomiale yakın bir veri seti olmuş. Biraz da enteresan. Çok kurallı değil. Gerçi ya işte veri biliminde biraz şöyle, yani o işin, çalıştığın alanın biraz daha şeyi önemli. Yani orada bir bilgi sahibi olman gerekiyor ki ya bu normal mi değil mi diyebilesin. Bunun şimdi ne verisi olduğunu bilmeden ben buna normal veya normal değil diyemiyorum. Yani normal veya normal değil diyemem. Çünkü ne verisi bilmiyorum. Veri biliminde mesela ben bunları yapıyorum. Bunlar genelde makine öğrenmesi, algoritması ağırlıklı anlatıyor. Veri bilimi çok değişik bir yer. Yani orada yaptığımız şeylerin bir anlamı olması için bizim o konu hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Yaptığımız şey doğru gibi görünebilir ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyorsak, amacımızın ne olduğunu doğru hesaplayamıyorsak veya beklentilerin ne olduğunu doğru tespit edemiyorsak, yapacağımız şeyin de doğruluğu tartışılıyor. Yani o açıdan tartışmaya açık bir durum olmaması için çalıştığın alan hakkında da biraz bilgin olması gerekiyor. Yani mesela finans, sağlık vesaire. Bu şekilde biraz makine öğrenmesi algoritması. Benim de yani bu alanda daha çok şimdi var. Kendimi de bu alanda geliştiriyorum o açıdan. Yani şu an veri biliminde, yani çünkü etrafımdan da gördüğüm kadarıyla veri bilimi için sadece makine öğrenmesi tabii ki de yeterli değil. Ve yeterlilikler, gereklilikler de var.
Onlara sahip olmak gerekiyor. Yani neyse, polinomial regresyondan bahsedelim. Şimdi ben o grafiği tekrar bir açayım. Şimdi bu grafikte böyle ben buna bir düz bir çizgi, düz bir tahmin değerleri oluşturabilirim diyebiliyorsam buna lineer regresyon uygulayabilirim. Ama bu böyle dalgalı diyeyim, dalgalı bir dağılım gösteriyorsa, x dağılımları gösteriyorsa ben buna polinomial uygulasam daha mantıklı olur. Polinomial ile de şey olmasına gerek yok. X arttıkça y'nin de artmasına gerek yok. İlla pozitif korelasyon olmasına gerek yok. Negatif korelasyon da olabilir. Yani x azaldıkça y de azalabilir. Yani pardon, x azaldıkça y artabilir. Y arttıkça x azalabilir. Negatif bir korelasyon da olabilir. Veya her ikisi de olabilir. Pozitif veya negatif olabilir. İnişli çıkışlı bir şema da olabilir. O açıdan bunları da söylüyorum. Şimdi ben onun için bir tane veri seti koymuştum buraya. Şu veri setini ben bir alayım. Bunu bir yükleyelim. Bunu bir yükleyelim. Şekilde. Tamam. Şimdi nerede bakalım? Bu lineer değil bu arada. Sadece ekrana dağılımını gösteriyorum. Fonksiyon adı lineer. O yüzden bunu değiştireceğim birazdan. Şimdi bakıyoruz. Burada dalgalı bir dağılım var. Görüyor musunuz? Biraz daha böyle bir bombeli diyelim ya da biraz kaydırak gibi bir yapısı var şu an. Bu şekilde x arttıkça y de artmış, pozitif korelasyona sahip. Sabit bir korelasyonu var. Bu şekilde ilerleyen bir veri seti dağılımı, x ve y dağılımı var. Acaba burada bir şey dikkatinizi çekecek mi? Bir merak etmiyor değilim. Buralarda x ve y'lerde bir şeyler dikkatinizi çekecek mi bilmiyorum ama neyse. Şimdi ben buna düz bir çizgi çizdirsem böyle bir şey çizer bu. Bunda bir sorun yok. Hatta çizdirelim. Çizdirelim. Şimdi bakın, böyle bir tahmin oluşturuyor. Görüyor musunuz? Şunu hatta şöyle yapayım da daha iyi olsun. Şekilde. Bakın böyle bir çizgi de çizebiliyoruz. Çizgi çizebiliyoruz böyle bir çizgi. Ama ben burada polinomial uygulamam gerekiyor. Çünkü bu biraz dalgalı bir şekilde artmış ve daha düzgün oturan, daha fit bir model olması için buna polinomial regresyon kullanılması gerektiğine karar veriyorum. Burayı kapatalım. Tekrar görelim dağılımı. Son kez görelim. Aynen öyle. Kesinlikle bunu polinomial regresyon uygulamamız gerekiyor. Şimdi bunu kapat. Polinomial regresyonda biz ne yapıyoruz? Polinom alıyoruz yani. Bir derece alıyoruz aslında. X'in şu şekilde x'i bir yazdıralım. X'i birlerde biz eklemiştik şurada görüyorsunuz. Bu arada bunu da anlatacağım şimdi. Birileri biz ekledik teta sıfır bulmak için. Daha önceki iki videoda da anlatmıştım. Daha önceki videoda. Burada da teta bir değerlerimiz için x bağımsız değişkenimiz var. Regresyon kası. Teta sıfır, teta bir. Bu da x sıfır, x bir. Böyle düşünün. Buraya biz ne yapıyoruz? Şimdi ben burada tek bir yani tek bir dağılım desem şöyle diyeyim. Nasıl desem? Diyeyim? Aynen. Tek yönlü bir korelasyon olduğu için tek yönlü pozitif yani yukarıya çıkıyor ve devam ediyor. Tekrar aynı eğime kavuşuyor. Nasıl anlatabilirim onu düşünüyorum da şu an göstererek anlatabilirim. Şimdi bakın buradan böyle gidiyor ya. Burada böyle tek bir hareketi var. Şöyle bir hareket yok veya şöyle bir hareket yok veya şöyle bir hareket yok.
Şöyle hafif inişli, hafif çıkışlı bir hareket yok. Şöyle bir hareket yok. O zaman ben buna abi ikinci dereceden bir polinom derecesi vererek bunu tahmin ettirebilirim. Nasıl veriyorum peki? Buraya bu teta sıfır içimiz, bu da teta birimiz ya. Ben tek bu arada bağımsız değişkenimiz var. Unutmayın. Polinomial regresyonda sanki tek değil de iki, yani daha fazla bağımsız değişken varmış gibi. X'e bir sütun daha ekliyoruz. O sütun da bizim polinom derecemizin son x değerlerimizin polinom derecesi oluyor. Yani ben burada polinom derecesini 2 seçersem bu x'in karesini alacak. 2 seçersem. 1'in karesi, 2'nin karesi buraya, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi diye yanına eklenecek. Benim bunu yapmam lazım. Daha sonra da buraya sütun eklediğim için, unutmayın, x'e sütun ekliyorum. X'e sütun eklediğim zaman burada teta'ya da bir sütun eklemem gerekiyor ki yine x sütunumuz için de teta değerini bulsun. Bunu da yapmam gerekiyor. Unutmayın, x'e her sütun eklediğimizde tabii ki bir teta hesaplanacak teta değerini de arttırmış oluyoruz bir sayı. Her neyse, şimdi tekrar buraya dönelim. Şimdi bizim yapacağımız işlem belli değil mi? Ben formülü kafamda şu an oluşturdum. Buraya bunun karelerini tekrar ekleyeceğim. Karelerini ekleyeceğim. Bu kadar. Buradaki olayı biraz anlatalım. Şuradaki bu kod buraya birileri ekliyor. X'e birileri ekliyor. Şimdi bu birileri ekliyor, nasıl ekliyor? Burada ben diyorum ki X'in bundan sonraki değeri m satır sayısı kadar birlerden oluşan m satır sayımız y. Y'miz bizim zaten x'teki satır sayımıza eşit değil mi? X'te birbirine zaten eşit satır sayısı olarak. Birden sonrasını y, birden öncesini de x olarak düşünün. Satır sayısı olarak birbirine zaten eşit. Aynı satır sayısı boyutunda burası satırdı, burası sütundu. Bir sütun ekle. Nereye? Başına. Şu virgül var ya, virgülden sonrası x diyor. Yani bu sıralamayla yani. En başına birleri ekle, sonra devam et. Diğer kalan eski x'i yanına da getir. X'imiz yani en başta geçtiğimiz şu 5'e kadar, birden 5'e kadar. Onun başına şöyle düşünün. Şu kısım en başta yazdığımız kısım ya. O yüzden buraya geliyor. Şu kısım da sonda yazdığımız kısım. O da aynı şekilde buraya geliyor. Bizim ikimiz de neydi zaten? O sonda yazdığı kısımdı. Ve bu bizim yeni x değerimiz oluyor. Yeni x değerimiz. Buradaki mantığı anladık. Şimdi buraya bir tane ne eklemem lazımdı benim? Aynı mantıkta. Bunların karesini bunun sağına eklemem lazım. Bunun sağına ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Şu şekilde. Bu sefer buraya x diyorum. Çünkü bu sonuna ekliyoruz. Bu sefer başına değil de en sonuna. En başına değil, en sonuna ekliyoruz. X virgül x nokta kare. X'in karesini x'in sonraki değerine kadar getir. Bir bakalım. Ha pardon, şu virgüllerim. X'in ikinci değerinin karesini ekle diyorum. Evet. Az önce niye öyle yaptı? Çünkü ben bunu ilk olarak direkt sadece x eğer neydi? 1 ve en baştaki şuradaki x değerleri yan yana gelecek şekilde. Ben dedim ki bu sonra bu tekrar ya 4 toplam 4 tane şey getirdi. Yani şu 1'i ekstradan fazla getirdi. Biz bu 1'i istemiyoruz. Sadece bunun diyorum ki ben ikincisini getir. Yani ikinci sütunundaki verileri getir. İkinci sütunundaki veriler de burası. Yani bu güncellenmiş değer olduğu için bunu ben en başta yapsam böyle bir şey, yani şuraya getirsem bunu, bundan önceki satıra getirsem böyle bir şey olmayacak ama şu sıralamayla yaptığımız için ben burada ikinci sütun diye özellikle belirtmem gerekiyor.
birileri de eklemesin diye, işine katmasın diye. Burayı anlamışsınızdır umarım. Bunlar basit şeyler yani. Bunları zaten biliyorsunuz. Oktav, işte biraz MATLAB, matrisler. Bunları biliyorsanız çok basit geliyor zaten bu anlattığım. Bunu aldık. Tamam. Şimdi bir de bir şey daha yapmamız lazım. Şu x'i artık göstermemize gerek yok. X'in gördük değerini. Yeni x'imiz 3 tane sütundan oluşuyor. Buradaki 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 16 ve 5'in karesi 25 şeklinde geliyor. Şu karesi demek, işareti, yanına da derecesi 2. Benim bunu bir de 3'e çıkartmam lazım. Çünkü artık ne x'imizin 3 tane sütunu var. 3 sütun var. Bu şekilde hesaplattığımda şuraya da tekrardan yazdıralım. Bir dakika. Ne? Tamam. Plot dedim. X şeklinde yazalım. Şimdi bir hesap yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok saçma bir çizgi çizdi. Çok aşırı saçma bir çizgi çizdi. Ve bizim maliyetimiz 131.090. Şu nokta bunun 131.090 olduğunu söylüyor. Ve inanılmaz saçma teta değerleri buldu. Çok alakasız, verimizle hiç uyuşmayan, alakasız bir teta değerleri buldum. Bunu acaba dikkat edenler anlamıştır sebebini veya biliyorsanız zaten. Neden böyle bir şey yaptı? Buraya böyle oturması gerekmiyor muydu? Kaç adımda bu arada iterasyon yapmış? Sadece 3. Biz 20 bin falan görüyorduk önceki videoları. Neden böyle bir saçmalık yapmış? Yüksek maliyette bırakmış, çıkmış. Bunun sebebi, hala anlamadıysanız söyleyeyim. Ben 2 video öncesinde ne demiştim? Buradaki değerlere yakın olduğu için bizim küçük scaling yapmamıza gerek yoktu ve böyle bir sorun hiçbir zaman karşımıza çıkmayacak. Ama görüyorsunuz 5'in yanında 30 gibi, 4'ün yanında da 17 gibi değerler var. Ayrıca biz burada karesini aldığımız için burada karesini aldığımız için de ekstradan bir artış oluyor. Buradaki değerlerle buradaki x değerleri, pardon, bununla bir alakası yok. Bununla hiçbir alakası yok. Orada kafam karıştı. Buradaki değerler arasında farklar oluşuyor. X değerleriyle bu çoklu lineer regresyon videosunda anlatmıştım ya. Ben burada karesini aldığım zaman burada arada büyük farklar oluşmaya başlıyor. 25 ile 5 arası, yani bu veri setine göre büyük bir fark. 16 ile 4, 9 ile 3, 2 ile 4. Bunlar veri setlerine göre çok büyük farklar. Bu farkları minimize etmek için formülümüz neydi? Ben orada yazdım. Eğer hatırlıyorsanız, belki videosunu eklerim. 2 video öncesinde feature scaling formülünü anlatmıştım ve ondan bahsetmiştim. Feature scaling'i işte burada kullanmamız gerekiyor. Burada çünkü ilk değerlerimiz birbiriyle açılmış. Böyle saçma sapan bir çizgimiz çizildi. Buraya oturması gereken çizgi bu şekilde çizildi. Bu aradaki farkları en aza indirmek için bu yazdığım formülü kullanmam gerekiyor. Şimdi x eşittir. Pardon. X'in ikinci değeri. İkinci değerimiz neydi? Ben her iki x değeri için de aynı işlemi yapacağım. Bunları birbirine yakınlaştıracağım. X'imizin ikincisi bu bir. Burası bir as terimi. Bizim sabit terimimiz. Birlerden oluşan, teta sıfır bulmak için kullandığımız, her zaman kullanacağımız birlerden oluşan sütunumuz. Teta sıfırımız, x sıfırımız, x1'imiz ve x2'miz. Burası x1, burası x2. Buradaki terimin sadece sütun sayısı, sütun sırası
olduğunu unutmayın. Sütünün sırası. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun. O yüzden kafanız karışmasın. Bu x1, bu x2. Şu an biz x1'i ayarlıyoruz. Fit scaling'ini yapıyoruz. x2 eşittir. x2'nin ortalama değeri bölü maksimum değeri bu bizim formülümüz değil mi? Anlatmıştım. Şimdi aynı işlemi x2'miz için de yapıyoruz. Aynı işlemi x2'miz için yapıyoruz. Ve bakalım bu şekilde nasıl bir sonuç çıkacak? Bu şekilde nasıl bir sonuç çıkacak bakalım. Öncelikle bir kapat şunu. Bakalım bu şekilde nasıl bir sonuç çıkacak. Hoppa, gördüğünüz gibi işte bu şekilde feature scaling'in de önemini öğrenmiş oldum. Bu işlemi yapmasaydım abuk subuk bir şey çıkıyordu. Ama ben bunu yaptım. Artık polinomial regresyonumuz en optimal tahmin değerlerini ekrana getirdi, çizdirdi. Bu şekilde birbirleri arasındaki farkları da minimize ederek birbirlerine yakınlaştırarak daha uygun, daha normale yakın sonuçlar oluşturabiliyoruz. Feature scaling özellik ölçeklendirmede bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bu bizim ikinci dereceden oluşturduğumuz bir polinomial regresyon örneği. Karesini alarak, x değerimizin karesini alarak oluşturduğumuz bir regresyon örneği. Biz buraya yeni terimler ekleyerek biz bunun üçüncü dereceden de alabilir miyiz? Alabiliriz tabii ki. Burada düşüşe geçirebilirim ben bunu. Şu şekilde biraz oynuyorum veriler. 25 diyorum. 7 diyorum. 20 diyorum. 8 diyorum. 11 diyorum. Şu şekilde veriyle biraz oynadım. Şunu bir çıkartalım. Şunu bir çıkartalım. Çizimimiz çizilmesin. Dağılımı görelim. Doğal kısmına tekrar yükleyelim. Elimizi değiştirdik çünkü. Değil mi? Tamam. Y diyelim. Aynen tamam. Şimdi bir dağılımı görelim. Gördüğünüz gibi bu sefer ne oldu dağılım? Yükseliyor ve düşüyor. Yükseliyor ve düşüyor. Yükselen ve düşen bir korelasyona sahip. Yani biraz pozitif ve negatif. Hem yükseliyor hem düşüyor. Bu biraz dengesiz bir dağılım. Bu şekilde tahmin üreteceksek, bu arada bizim bir rutin bulmamız gerekiyor. Yani neden daha önceki videolarda tahmini birebir overfit olmaması gerektiğini daha açık bir şekilde söyleyeyim. Bizim rutin bir insan mesela bir hafta boyunca rutin olarak yaptığı şeyler neyse onun ortalamasını alıyoruz biz. Biz sürekli gerçekleşebilecek bir olayın tahminini yapmaya çalışıyoruz. Biz o gün ne yaptıysam birebir aynı şeyin tahmin yani aynı şeyi biz öğrenmeye çalışmıyoruz. Biz genelde her gün ne yaptığını öğrenmeye çalışıyoruz da diyebilirim. Yani o yüzden overfit olmaması önemli. Genel olarak daha genel tabiriyle bir tahmin etmeye çalışıyoruz. Süreklilik önemli. O yüzden birebir değil. Overfit bu yüzden istemiyoruz bu arada.